Ünitemizin bir diğer kısmı hak, sorumluluk ve özgürlük kavramları. Buyurun hocam. Evet, bunları tanımlarını yapacağız şimdi. Hakla başlayalım. Hak aramak, hakkının yenmesi gibi bildiğimiz bazı kavramlar var. Hani hayat, günlük hayat içerisinde kullandığımız. İşte o hak nedir aslında? Hı hı. İnsana yasalarla sağlanan yetkiler toplamı. Yani hak derken benim doğuştan sahip olduğum bazı yetkilerden bahsetmiş oluyoruz. Hı hı. Ya da sizin aynı şekilde. Yani yaşama hakkı insanların doğduğu andan itibaren sahip olduğu bir haktır. Hı hı. Ve kimse elinizden alamaz, değiştirilemez. Bir başkasına devredemeyiz. Yani hak dediğimiz şey bazıları vardır ki devredilebilir ama bazıları asla devredilemez. İşte temel hak ve özgürlükler dediğimiz bir kısım haklar asla başkasına devredilemez. İşte barınma hakkı, eğitim hakkı gibi hani bazı kendi kişisel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayan haklardır onlar. Şimdi çocukların aklına şöyle şeyler gelebilir. Kafa karıştırıcı olmasını istemem ama yaşama hakkı kesinlikle değil. Yani benim ömrümden 20 seneyi al çocuğuma ver. Böyle bir şey mümkün değil ama ölmek üzere bir organ bağışında bulunuyor ve onun organıyla o yaşıyor. Bu yaşama hakkı değildir de hak verilmiyor orada değil mi? Benim. Bedenin bir parçası veriliyor. Bedenin bir parçası verildiği için tabii ki onun ömrü daha uzun oluyor. Ama gidip de benim ömrümden 5 seneyi al buna ver gibi bir şey yok. Yaşama zaten hayatını değil. Kaybetmiş birinin henüz hayatını kaybetmemiş bir organı verildiği için o zaten bir şey başkasının oluyor. Ömründen çalmak olmuyor yani. Evet. Peki. Yasalar anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplar. Sorumluluk. Sorumluluk nedir peki? Şimdi benim hakkım doğrultusunda elde ettiğim yetkiler vardı ya, o yetkileri benim nasıl kullanacağımı aslında gösteriyor bu. Yani ben şu statüde olduğum için şunu yapmalıyım. Hani öğretmenimiz der ya bize, okulu temiz tutmalısın, ödevlerini yapmalısın. Şimdi görev vardır, sorumluluk vardır. Görevden de bahsedeceğiz daha sonra ama görev mutlaka bize düşen paydır. Sorumluluk herkesin yapması gereken şeydir. Hı hı. Yani okulu her öğrenci temiz tutmalı. Sadece hı. bir öğrenciye özgü bir şey değildir. Hı hı. Ama atıyorum Ali isimli bir öğrenci kendi sırasını, Ali'nin oturduğu sırayı Ali temiz tutmalıdır. Hasan'ın oturduğu sırayı Hasan temiz tutmalıdır. Hı hı. Ama bütün öğrenciler temiz tutmalıdır dediğim zaman o genel bir sorumluluk. Sorumlulukta bir de gene ben bu yaşlarda çocuklarım olduğu için çok örnek buluyorum ama mesela ben bir babayım. Benim sorumluluğum evime sonuçta bir ailem varsa onlara göz kulak olmak zorundayım. İşte eşimin sorumluluğu ben yanlarında yokken ya da hangi ebeveyn çocukların yanındaysa o ilgilenmeli. Çocukların sorumlulukları haklarına paralel olarak sorumlulukları da artıyor. Yani ne kadar çok hakkı varsa o kadar da sorumluluğun kesinlikle olması gerekiyor aslında. Çocukların sorumlulukları şu anda kendi ayakları üzerinde durabilinceye kadar derslerini çalışmak ve yapabildikleri ölçüde aileye yardımcı olmak. Mesela nedir bu? Anne odasını yemek hazırlarken belki o da odasını temiz tutması ya da yemeğe hazırlanması, zamanında gelmesi bile bir sorumluluğunun göstergesidir aslında. Hani dedim ya, haklara paralel olarak, yani ne kadar çok hakkı varsa bir insanın o kadar yüklü de sorumluluğu olması lazım. Yani bir cumhurbaşkanıysa gerçekten sorumluluğu çok yüksektir. Çünkü ülkede olan biten her şey ondan sorulur. Sen bir babaysan sorumluluğun yüksektir. Evde olan biten her şeyin sorumluluğu aslında senin üzerindedir. Bu tip kavramlar da var. Yani hakla sorumluluğun paralel olarak yükselmesi. Ama bir kişiye bir hak vermediysen sorumluluğunu da yükleyemezsin ona. Yani bu hakkı yoksa eğer elinde. Yani doğuştan olanları hariç tutarsak hı hı. genel olarak sahip olmadığı şeyler için evet. diyebiliriz. Bir de burada tabii sonuç üstlenme var. Yani hı hı. ben bir televizyon satın aldıysam o televizyonu bozmamak benim sorumluluğumda. Taksitlerini yani ödemek. Taksitlerini ödemek, televizyonun işte tuşlarına doğru şekilde basmak, televizyonun camına bir şey fırlatmamak aslında bir sorumluluk televizyonun sahibi olan kişi açısından. Yani ben bunu yaparsam başıma bu gelebilir. Bunun sonucuyla yüzleşebilecek miyim? Hı hı. Bununla yüzleşebildiğim zaman sorumluluk sahibi oluyorum. Yüzleşemediğim zaman hiç sorumluluk sahibi bir insan değilsin diye bana kulağıma laf geliyor ve laf istiyorum. Peki özgürlük nedir? Şimdi hakkım var, sorumluluğum var
aynı zamanda özgürlüğüm var. Bu üçüne birden sahibim. Hı-hı. Bu üçüne birden herkes sahip. Hı-hı. Ama özgürlük deyince aklıma ne geliyor? Her şeye hakkım var mı geliyor? Hayır. Hayır. Özgürlük insanların bir başkasının özgürlüğünü kısıtladığı ana kadar sonsuz özgürlüğe sahip olmasıdır aslında. Yani şurada çok güzel bir örneğimiz var. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Mesela gençlerde en çok yaşanan şey yüksek sesli müzik dinlemek. Müzik dinlemek senin hakkın. Yollarda bayağı bunu duyuyoruz değil evet mi? Ancak bu hakkını yerine getirirken insanları ne yapmama? Çünkü bir başkasının hakkı da sessizce dinlenmek. Öyle değil mi? Şimdi sen bağırarak şarkı söylüyor, müzik dinliyorsan eğer onun özgürlük alanına girmiş durumdasın. Onun hakkını, dinlenme hakkını elinden alıyorsun. Kulaklığını takıp dinleyebilirsin ama. Yani özgürlük olarak senin müzik dinleme özgürlüğün kısıtlanmamış oluyor. Hı hı. Karşı tarafında rahatsız edilmeme. Karşı tarafın hakkı korunuyor. Çünkü onun da hakkının savunulması lazım, korunması lazım. Bu da onun gibi. Dolayısıyla da sınırsızlık aslında özgürlükle paralel olmayabiliyor her zaman. Evet. Burada yine merak ettiğim bir şey var. Öğrencilerden ricam, hak ve sorumluluk. Şimdi dedim ya, ben bir babayım. Bazı haklarım var. İşte doğuştan gelen hak var ya da aile üzerinde bazı haklar, ama bazı sorumluluklarım da var. Sizler de kendi hak ve sorumluluklarınızı yazın mesela. Mesela ne olabilir hocam? 6. sınıfa giden bir öğrenci için benim haklarım. Evde kendime ait vardır. Eğitim alma hakkı var. Evde, ailede bazı konularda söz söyleme hakkı vardı. Neden bazı konularda diyorum? Çünkü çocuk var, atıyorum politika gibi bir meseleye karışmamalı var değil mi? Çünkü onları ilgilendiren bir mevzu değildir. Ya da şu anda onlara göre çok uçarı bir şeydir. Haklarını ve sorumluluklarını yine yorum kısmına yazsınlar. Bizler de böylelikle inceleyebiliyoruz. Çünkü çocuklar neler yapabiliyorlar. Ve gerçekten haklarını ve sorumluluklarını biliyorlar mı? Bunları da görmüş oluruz. Bir tüyo vermek istiyorum. Odasının hangi renge boyanacağını söylemesi bir öğrencinin, bir çocuğun. Değil mi? Aslında hakkıdır. Hı hı. Öyle köşede bir dursun o.